Andy Warhol'u duymuşsunuzdur, çorba konserveleri ve portrelerini de. Ama bugün size eserlerinin neden ilginç olduklarını ve gördükleri ilgiyi hak ettiklerini anlatacağım. İşte Andy Warhol dosyası. Onu bu haliyle biliyorsunuz ama Andy Warhol, Slovakyalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Pittsburgh'da doğdu ve bir zamanlar böyle görünüyordu. Çocukluk yılları hastalıkla geçti ve annesiyle beraber evde resim çizerek büyüdü. 1949'da Carnegie Teknik Okulu'ndan mezun olduktan sonra New York'a kaçtı. Adını değiştirdi ve reklam illüstratörü olarak isim yaptı. Teknik becerilerini geliştirdi ve çevresinde gördüğü resimleri kullanıp çoğaltarak kendine has bir çizgi oluşturdu. Bu makineleşmeye, yani diğer kişi veya süreçlerin onun için ve onunla birlikte işini yapmaları fikrine duyduğu yakınlığı gösteriyordu. Güzel sanatlar alanında ilerlemeye kararlıydı ve bir yolunu bulmaya çabaladı. Reklamlar için sanat yapmak yerine reklamları sanat haline getirmeye başladı. Yeni yeni ortaya çıkan pop art akımında ilgi görebilecek konuları belirleyen kişi oldu. Coca-Cola, SNH, Yeşil Pullar ve elbette Campbell'ın çorba konservelerinin resimlerini yaptı. Tüm bunları herkesin anladığı ortak bir dil olarak görüyordu. Amerika hakkındaki en güzel şey en zenginle en fakir olanın aynı ürünü aldığı bir geleneği başlatmış olmasıdır. Sözü kendisine aittir. Ve bu sadece bireysel alışveriş ya da seçimlerle alakalı değil. Seri üretim ve savaş sonrası boy gösteren Amerikan tüketim kültürüyle başlayan her şeyin aşırı miktarda olmasıyla da ilgili bir tespitti. Warhol bu resimleri yapmak için lastik mühür ve stensil kullanmaya başladı. Ama bu işleri hızlandırmak için zamanla serigrafiye yöneldi. Ardından ünlü fabrikasını kurdu. Asistanlarıyla birlikte ürün üzerine ürün üretti ve bunları depo düzeninde sergiledi. Aynı zamanda insan çeşitliliğini yansıtan ürünler de ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ünlülerin resimlerini kullanmaya başladı. Tanıtım fotoğraflarından, gazetelerden ve dergilerden topladığı görüntüleri tekrardan üretti. Ünlüleri ticari bir ürün olarak görmesiyle vurucu bir yorumda bulundu. Warhol'un eserlerinde tekrar tekrar karşımıza çıkan temalar var. Ayakkabılar, ürünler, para, ünlüler, zengin insanlar, felaketler, ölüm kendisi. Ayakkabılar, ürünler, para, ünlüler, zengin insanlar, felaketler, ölüm kendisi. Bunlar yalnızca Warhol'un takıntıları değildi. İçinde bulunduğu dönemin kültürünü de acımasızca yansıtıyordu. Eğer 20. yüzyılın Amerikan yüzyılı olduğu teorisine katılıyorsanız Warhol'un eserleri de daha fazla önem kazanacaktır. Eserleri şöhretle ilgili takıntımızı gösterir ve Amerikan yaşamında ortaya çıkan ticarileşme ve tek tipleşmeyi sorgular. Warhol aynı zamanda akıllı bir iş adamıydı. İlk şirketi Andy Warhol Enterprises'i 1957 yılında kurdu. Yine de başkaları için iş yapmayı bırakmadı. Sipariş üzerine portreler yapıyordu. Bunlardan ilki işte bu gördüğünüz eserdi. Portreler için fotokabinde çekilmiş fotoğraflar üzerinden çalışıyordu. 1970'lere gelindiğinde sipariş üzerine yaptığı portreler Warhol'un gelirinin büyük kısmını oluşturuyordu. 25 bin doları olan herkes Warhol'a portresini yaptırabilirdi. Üstelik ilave kopyalara da indirim yapıyordu. Bu hizmetler haricinde Warhol kendi portrelerini satma konusunda da istekliydi. Kariyeri boyunca sayısız portresini satışa çıkardı ve reklamda yer aldı. Ve elbette Warhol sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir film yapımcısı, müzik menajeri, dergi yayıncısı ve TV yapımcısıydı. Kariyeri boyunca yeni yöntem ve araçları keşfetmekten hiç korkmadı. 1950'lerden 1987'deki zamansız ölümüne kadar Warhol karşımıza birçok farklı alan ve şekilde çıktı. Her zaman yeniliğe açıktı. Hem zamanını yansıtıyor hem de değiştiriyordu. Jay-Z gibi, ama bunu çok daha önceden yaptı. Piyasa ekonomisinde sanatçı olmanın iş adamı olmak değil, işin kendisi olmak anlamına geldiğini biliyordu ve kendini dünya çapında tanınan bir markaya dönüştürmeyi başardı. İnsanlar Andy Warhol'un fabrika yapımı reklam odaklı bir kültürü mü tanımladığını, yoksa bu kültür tarafından mı tanımlandığını tartışır. Yine de Warhol'un eserleri önemini kaybetmedi çünkü ona anlam ifade eden şeyler geleceği yansıtıyordu. Ona dönek diyenler bile oldu ama o ticaret ve sanat arasındaki ilişkiyi öyle güçlü ortaya koyuyordu ki sanatıyla tüm eleştirileri geçersiz kıldı. Açtığı yolda ilerleyen Jeff Koons, Shepard Fairey gibi birçok çağdaş sanatçı da marka değerlerine ait en az bir şeyi Andy Warhol'a borçlular.